Günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Biraz otelde takıldık. 2 saat kadar. Şimdi otelin havuzuna gireceğiz. İnşaat yerin değildir. Oradan da plaja gideceğiz. Bugün gezecek bir yerimiz yok. Her yeri gezdik çünkü. Bugün dinleneceğiz. Zaten yarın da saat 1.50'de uçağımız var. Maalesef. Ay. Bu şekilde. Havuzu bir de gösteririz eğer kimse yoksa. Bay bay. Hocam havuza girdi, beni bekliyor şu anda. Ben de gideceğim yanına. Şu an 2 kişi var, o yüzden tam havuzu çekemiyorum ama belki giderlerse çekebiliriz. Bana bak. Evet. Hello. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Sabah bir uyandık. Ondan sonra dedik ki bugün dinlenelim falan dedik ama biz dinlenecek bir kafa yok. O yüzden dedik ki bir yemek yerlere bakalım. Kotor'a gideceğiz tekrardan. Kotor'da öyle ufak tefek bakalım yemek yerleri ne varmış ne yokmuş. Aperatif, böyle sokakta hızlıca yapılan yemekler. Çünkü yediğimiz yer güzeldi. Aynen, Akşamki fast food yediğimiz olarak da yer. bakacağız. Uygundu da fiyatı bayağı. Ondan sonra bir oraya bakalım dedik. Ondan sonra oradan Bulva'ya tekrardan son kez geçeceğiz. Bulva'da da bir bakacağız hani ne yenilebilir ufaktan, böyle yani dondurmadır, şudur budur, onlara bir bakmaya Aynen. çalışacağız. Kısa kısa zaten bunların hepsini koymaya çalışacağız. Bugünlük videoda böyle olacak yani. Çok bir Bakalım. şey yapmadık. Aynen, bu havuza girdik. Dinlendik. Aynen. Yandık bayağı. Aynen, havuza girdik, biraz Görüldüğü yandık. üzere yüzümüzden. Bakalım gidelim. Ne yemekleri var? Onlara bakalım. Menüleri hızlı şekilde bir menüleri çekeriz. Çok kısa, o kadar uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Kısa bir Aynen. video olacak. Yemeklere falan bakacağız, ayarlayalım. Tekrardan zaten sizlerle konuşacağız. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi Görüşürüz. bakın. Mikrofonum var bu arada, şimdi. Evet. Hello. Bir yer bulduk. Şimdi Şu an yol üzerinde. AVM tarzı bir yer ama Vakiki varmış. Vakiki gördük zaten. Bakalım Karadağ'da, Montenegro'da Vakiki fiyatları nelermiş, nasılmış. Bakacağız. Sonra baya büyük bir market var bu arada. Oraya gideceğiz. Oo. Vakiki'de Bu ne bayağı ya? Vakiki mi bu? Hayır. yok, Yok, Opo altın. diye Önüne geçiyor. bak. Bakalım yol üzerinde neler bulacağız. Bunlar size Paralise Outlet, Oko. Bakayım. Bak fiyatları nasıl? 79 euro. Ama Ne diyor? Jakna. Jacna Body. Bakalım şeylere bakalım. Çizme Harfine 60 euro diyor. ne kadar acaba? Çizme 60 euro. Bakalım mı? Gizli şey girebilir miyiz? Gabbana Yasak diyor. mıdır acaba? Bence yasaktır. Ha, burada yazıyor. 76 euro. Gabbana. DP'ler. Bak Armani. Bu Armani'den şey almıştı. Gizem'e almıştı. Çağlar. Roberto Burası? Hava Boritelli. 2. 40 euro. Evet. Bak dışarıdan çekebiliriz. Aha bak. Ha, bak 21 euro. Dedim sana 15-20 euro arasında diye. Yani ne kadar denk geliyor? Ha? Ne kadar Daha denk ucuza geliyor? geliyor. 6 euro. 6, 12, 21, 210 lira. Ama hangisi 210 lira? Ne yazıyor bakayım? Bir bakalım içeride Burada fiyatlar nasıl. yabancı yazıyor ya. Yani Aynen. yabancı derken İngilizce yazmıyor. İngilizce varken. Burada da Aa, katlana çok girdik. sevdim. Hiç yabancılık çekmiyorum şu an. Evet, Bakayım.
15 euro. 15 euro bak. Ayakkabı 15 euro kaç oluyor? Yani 15, 30, 45, 450 lira. Ama onlar için 15 TL. Onlar Bak için 13 euro. aslında gene 7 euro. TL ile baktığım zaman pahalıya geliyor. Yani. 210 lira. TL ne kadar ki Türkiye'de şu an? Bu ne ki bu kısa kollu galiba. Kasını açmıyor. Aa bak burada kısa kollu. Ha. Orada da aynı herhalde. Bak 18 euro. 18 lira. Kısa Bunlar kollu var hep 400 TL herhalde. falan oldu bu arada. Kaç? Bunlar 400-500 TL falan oldu. Ne? Türkiye'de. Aynen. Ne kadar denk geliyor? Dokun. Bir şey söyleyeceğim. Bizde böyle şeyler yok bu arada bak. Bizde böyle şeyler yok yani. 35 Ben de euro. görmüyorum. Ay, inanmıyorum. Pahalı ama ya. Yani bu şeyler çok pahalıymış. Düşündüğüm Ha, gibi değil kalp ya. yapmışlar. Ben 3 euro falan düşünüyordum. 3 euro, 4 euro. Daha uyguna gelir diye düşünüyordum. Mesela bunlar ne kadar? Ha, 5 euro. Ne kadar yapıyor? 150 lira. 150 TL. Ha. Aa, çok güzelmiş bu. 5 euro. Bu da değişik. 150. Aa bak boyu. Hayatım. Ha. Dokun. Ha bak bunun içine ponçik monçik hiçbir şey yok. Neyse 9 euro. 9, 18, 27, 270 lira. Normalde ne kadar ki acaba bunlar? TL mi? Aa. Nasıl yani TL? Türkiye'den getirmiştir. Nasıl yani Boya 400 TL mi? aslında 8 euro mesela. Aa hayatım iyi TL fark ettin ha. yazıyor. Yerli üretim diyor. Lan Türkiye'den getirmiştir bak. KDV dahildir diyor. Ama çok güzel. Bak Oha. görüyorsun zaten şu an yumuşaklığını, yumuş yumuş. Türkiye'den gelmiş. Bak tabaklar alt. Nasıl yani? Kaçlı bu? 4 parça. Altı, 12, 20, 210 lira. Ver 180. Ay telefonu şurada bırakmış. Altı, Nasıl 12, yani? 18, ha doğru 180. Çok iyi. Fiyatlar iyi. Hepsi iyi değil ya. Ne yalan söyleyeceğiz. Ah 4 euro. Yani o kadar da şey değilmiş. Ay açamıyorum da. Bir şey söyleyeyim, bu çok iyiymiş. Bunun tanesi şu an daha pahalı. 2 parça diyor bak. 6. Bak o çok uygun. İndirim Dokuzdan yapmışlar da zaten. düşmüş hatta. Bu kupa. Aynen. O da indirimli. Bak 7. 7 euro. Aynen. Şu ama. Alarmı da takmışlar. Aynen. Aa çok güzel. Ay şu çok güzelmiş ya. Ay. Şu çok iyiymiş. Bunu açabilsem. Açamadım. Küçükmüş lan. Çok güzel. Buna işte şey koyuyor. Ne koydu? Pasta. Pasta mı? Ha. Takılı kaldık Bakalım. burada gel. Hı? Takılı kaldık diyorum Bir dakika bak arkada kupalar var. Bak şeyler de 8 euro. Onlar pahalı ama uygunmuş. Mesela şunlar da iyi. Şunlar da iyi. Fiyatı bak 5 euro diyor. Bakalım kupalar. Bunlar normalde 200 falan oldu yani. Bak 180 burada. Winnie. 6, 7, 10, 21, 210 yapıyor. 4, 12. Hello Barbie girl. Oh, you wanna. O bitmedi hala ya. Aynen. Bu ne? Aa nasıl yani? Aa bak elle O, yapılmış. kaç Demek para istiyor lan bu? herhalde. 12 euro bu. Ama elle yapılmış bu. Bu da 9 euro.
9 euro. Montlar 40 euro. Burada etiketler var. Mum var 4 euro. Ama çikolatalı tabak var. Ha, ne oldu? Bir şey yapışmış öyle. Ha. Bak. Ah, 2 ne? 2,5 euro mu? Nasıl yani? 2,5 euro ile 18 euro arasında değişiyormuş. Nasıl? Hadi bulalım. Hangisi 2,5? Bu mu? Ay, bir şey yapışıyor saçıma. Ne yapıştı? Bak. Hayatım, çıkarır mısın? Canım acıttın ya. Canım acıttın. 24 numara. Bir dakika, şimdi ben Hello Barbie Girl bakayım. Türkiye'de ihraç fazlası olan ürünleri buraya gönder. 15 diyor. Abi hangisi mesela 2,5 euro? İşte aradan bulacaksın işte. Türkiye'de nasıl yapıyorsan burada aynı şekilde yapacaksın. O, ben var ya içinden geçiyorum. Tamam, sen onu yap. Ben etrafa biraz gezeyim o zaman. 6 euro. Hot ceket. Yani 30 şu euro. An 1,5-2,5 euro bir şey bulursam alacağım. 30 euro. Çünkü niye 2,5 euro diye. 8 euro tişört. Fiyatı yazmıyor. Fiyat 8 euro. 19. Abi hani hep seçtiler mi? Ne yaptılar ya? 25 euro. 25 euro. 15 euro, 9 euro. Yani 750 lira. Bulamıyorum daha iyi ya. Ama. Türkiye'de biraz daha indirim kovalarsan daha uyguna gelebilir. Bunlar yok, kazaklar. Bulamadım. 17 euro. Üzüldüm şu anda. Yani. Şuna bak. 17 euro. 11 euro. Bulamış. Ama dokun. Ayakkabı ne kadarmış? Bak TL yazmış, 350 TL. Bak TL. Yani Karadağ'da TL yazıyorlar, güzel. Onlar işte büyük ihtimal etiketini değiştirmeyi unutmuşlar. Olabilir. Bak, 17 gel. Euro. Çantalar. Terlikler 15 var. Euro. Uzun gömlek 16 euro. Ay çantalar. Çantalara çanta gitti karım. Kaç euro? Yazmıyor ama güzelmiş. Yazmıyor. Bak, bu 11 euro. O da o civarlardadır. Ay. 10 euro. 15 euro. Etek. 10 euro. İndirim yapmışlar. 15 euro. Eşortmanımsı bir şey. Aşko. Benim. Bak hello Barbie girl. Benim onun var mı? Kaç paraymış? 19. 2 euroya keşke bir şey bulsak. 19 euro yazıyor. Ayakkabıya bak. Bu mesela bak, güzel sportif ayakkabı benziyor ama içi çok sert. 300 lira mı şimdi yani? Evet. Vah. 300 lira. Vah. Deri ceketler yapmışlar çocuklara. Mesela çocuk oyuncakları ne kadar? Burası çocuklar için. 7. 7 euro mesela şu. 15 euro, 15 euro, 15 euro. Ortalama 10 ile 30 euro arasında değişiyor her şey. Aynen. O da zaten Türkiye fiyatıyla aynı fiyata geliyor. Gel bakayım gömlekleri. 13 euro. Yani. Aynen. Bak. 18. Ne oluyor? Aha. 18. 2 tarz gömlek. 270. 10 euro. Abi inanılmaz ya. Onların şeyle 10 TL gibi düşün. Öyle. Ya onların parasına göre öyle. Aynen. Çok iyi ya. 11, 12. Mesela 50 euroya 5 tane alabiliyorlar. Ayakkabılar nasıl? Bunlar. Zayıf reş 25 euro. 25. Ay 25.
Konforlu iç tavan. Bak Türkçe yazmışlar. Allah razı olsun. Ne kadar kıyafet? Bunu almış giymiş. Aa bak. 35 liraya bu şurada. 409 TL. He. Yine TL. Ne zaman gelmiş bunun etiketi acaba? Oha. Üretim yeri Ot, Çin. Çin'de üretiyorlar. Çin'de üretip Türk şeyi mi basıyorlar? Evet, evet. Yerli üretim diye burada basıyorlar işte. Terekler de güzel. O pahalı ya bunlar. İşte 2-3 liralık bir şey yok ya. Yani orada indirim yok bence. Bence de. 27 lira bak. Yani bazı etiketlerde var, bazı etiketlerde yok. Pantolonlar 25 lira. Tişörtmanlar. Mesela. Bu arada bizim Türkiye ile alakası yok. Komple kalabalık olur ya normalde. Aynen. Bak 6 euro indirim. Kaç tane etiket yapmışlar lan? Şu etikete baksana. 3 tane etiket yapıştırmışlar. Ya boş ver. Kurcalama şimdi. Ha. Görmek güzelmiş ama. 6-12 180 liraya geliyor. Bak. 7-14-21-210. Şu barkodu acaba SVK uygulamasını okursan Türkiye fiyatı çıkar mı? Hayır canım. Çıkmaz mı? Bak o çantalardan. Sana dedim ya sana lazım böyle bir şey diye. Hı. Bak. Ne kadar mesela? Bele mi takılıyor sırtına? O 15 lira. 15 lira. Bak mesela bunlar. Kaç euro? 10. 300 TL. Evet ya. Arası bize gizlilik. 300 TL acık. Neyse hadi abi. Çıkıyoruz o zaman. Belki maceramız bitti. Oraya çıktık. Şu aşağıda bir daha açalım. Evet karım. Evet. Yine buzluğa geldik. Yine buzluğa geldik. Üçüncü defa, üçüncü ve son. Üzerime şimdi... gelme karıcığım. Şimdi işte burası belediye binası galiba. Buradan gidiyoruz. Dur sen de geri gitme. Buradan gidiyoruz. Sen gel işte ben gidesim geliyor yani. Hadi gel buradan gideceğiz. Şuradan i̇şte gideceğiz. Nereden gideceğiz? Şuradan şuradan. Ha. Oradan sağdan gideceğiz. Aynı şeymiş hayatım. Evet. Niye buradan geldin? Aradan girmedik yani. Ha. Yolu mu uzattık? Yok zor zor atmadık. Konuşma zor zor atma zor. Şimdi dans eden kızın heykeline gideceğiz. Gittik bir yemek yedik Kotor'da. Gayet güzeldi. Uygun olan yani. Aynen. Sizin Türkiye'de yiyemeyeceğiniz burger. Kocaman büyüklükte. 105 TL'ye yedik. Normalde Türkiye'de küçücük burger, Burger King'ti. 270 civarındaydı en son ama bilmiyorum şu an kaç. Nasıl etti? 300 lira bir tane hamburger. Yani. Patatesle birlikte 310 liraya birden geliyor. Aa. Şimdi de Budva'ya gelelim dedik. Budva'da bakınalım da. Biraz. Burada belki pizza yeriz, başka bir şey yeriz. Bir bakacağız. İçeceklerimizi de aldık. Sahilde otururuz. Sodamız var. Sade sodaydı değil mi? He, sade soda. Benim de elma suyum var. Geldik şimdi. Bakalım. Bakalım gidelim. Bu şort da. Ben biraz size değil. Her yerde YouTuber'lar var burada mesela. Aynen. Seyahat edebilmek için burada bileklik satıyorlar. Ücretsiz bir şekilde. Şimdi buradan sağdan devam edeceğiz. Orada dans eden kız heykeline geçeceğiz. O kadar geldik. İki defa buraya geldik. Bir türlü oraya gidemedik. Harbiden. Gideceğimiz zamana denk geldi. Bizi çek bizi. Hemen ne trip atıyorum ya. İnsanlar geçiyor. Rahatsız olabilir. Tamam karım buyur. Buyur karım. Ha buradan mı gidiyoruz? Evet karım bak orada kalıyor zaten. Aa. Oradaymış ya. Hiç görmedik. Evet karım. Zaten öğlen havuzdan sonra bir yandık bir şeyler oldu. Bayağı yandık ama. Buna bakıyorlar, niye bakıyorlar? Hayatım yani biz mikrofon alınca herkes bize şey diyor, professional. Ondan sonra bakıyorlar. Gülüyorlar bilmem ne. Komik be. Hayatım yani... Herkes işinde gücünde.
Eğleniyoruz, hatıra bırakıyoruz. Açım nerede? İleride buradan düz devam edeceğiz, yürüyeceğiz. Ha burada yol var. Tamam. Bir hatıra bırakıyoruz yani. Aynen. Gidelim bakalım. Evet, bak orada gördün mü? Evet. Karım. Hı. Canım karım. Kadının parmağı kırık gördün çarpma. Ah gördüm. Bu. Evet. Heykel. Bir tane kızla denizci çocuk varmış. Denizci çocuk. Kız bir türlü kavuşamamış. Kız da dans eder ediyormuş. Her gün buraya gelip dans ediyormuş. Yani anlatışlarına göre o şekilde. Aynen. Bunun ilerisi beach olarak geçiyor zaten. İleride beach var. Aynen. Biz beach'e gitmeyeceğiz. Aynen. Yani orası böyle. Şöyle güzel çekim. Sonra bak Budva. Old Town'a burası. Burası Football Town. Çok güzel yani burası. İlginç ya, böyle bir şeyi buraya koyması değil mi? İnsanlar denize giriyor. Biraz bakalım. Evet. Karadağ'da Türklerin olduğu, Türklerin çalıştığı bir yere geldik. Makarnacı. Karnıncı meşhur. Kadıköy'de de var ama olsun, biz burada yemek istedik. Karmasan. Karmasanlı makarna. Nasıl? Çok güzel ya. Ben tavuklu pul biberli aldım. Tavuklu güzel. Ama makarnası çok güzelmiş. Budva'da. Budva'da kalıyor burası. Aynen. Çok güzel ama. İçindekiler Türk, müzikler Türk. Hı. Genelde de Türkler geliyor buraya yemek için. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de sade parmesan aldım. Onu yiyeceğim. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Bugün son günümüzdü. Sabah video çekemedik. Kahvaltı yaptık hızlı bir şekilde. Kahvaltı yaptıktan sonra hızlı bir şekilde online check-in'e kapalıydı Pegasus. Online check-in'e kapalı olduğu için havalimanına gelmek zorunda kaldık. Havalimanına geldikten sonra check-in'lerimizi yaptık. Check-in'leri şimdi yaptıktan sonra da şu anlık bir saatimiz gibi bir vaktimiz vardı. Yakınlarda da Ortodoks kilisesi varmış. Dedi ki hani bir 20 dakikalık mesafedeydi, oraya bir gelelim bir bakalım, merak ettik çünkü. Şu an galiba bir düğünün ortasında olma ihtimalimiz var. Düğün oraya mü? Bakacağız. Aynen. Yok artık. İçeriye çekebilirsek içeriye çekmeye çalışacağız sizlere. Evimizden geldiğince bakalım. İçeriye girebilecek miyiz? Bilmiyorum. Biraz burayı sizlere çekeyim. Evet. Nasıl çıkıyor? Böyle. Kiliseye bu şekilde. Burada arkadaşlar müzik şey yapıyorlar. Burada gelin arabası var. Bakalım. Burada çok merak ediyorum. Şu an düğün mü var acaba? Canlı canlı izleyebilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Karım bir gelsin bakalım. Kontrol edelim hızlı bir şekilde. Evet, içeriye doğru geçiyoruz. Şu an insanlar var. Evet, bayağı kalabalık içerisi. Bak. Evet, şöyle göstereyim size. İnsanlar dua ediyor. Bir evlilik var, ben sana söyleyeyim mi? Hatim oradan. Evet, ben bu taraftan geliyorum. Evet, herkes dua ederek içeride. Ooo, içerisi süper. İçerisi kocaman.
Evet, dediğim gibi. Çevresi, evet, böyle bir çizim gibi ya. Bakar mısınız? Kocaman. Ve her yerde var. Ortodoks kilisesi zaten. Büyük. Çok iyi yapmışlar yani gerçekten. Tasarım olarak şahane olmuş. Evet, dediğim gibi bakın evleniyorlar. Evlenmişler. Bakın şuraya. Detaylar çok güzel. Burası büyükmüş ya. Dua ediyorlar. Duvarlarını yarıda bozmayalım. Evet. Aslında evet, tanıdığımız olsaydı şu an buradaki çoğu şeyi bizi çevirebilirdi. Bu da karım. Mağaza. Bak. Son sahnesi. Çok güzel çizmişler. Yani Hristiyan dini bence nasıl söylemek gerekiyor bilmiyorum ama dinlerini çok fazla koruyorlar. Onlar için din bence her şey. Ve nesilden nesile aktarmak için her şeyini koruyorlar. Burası da en büyük yer. Herkesin dua ettiği. Karım ne düşünüyorsun? Muazzam. Şu an sanıştığım çok duygulandım yani. Çok güzel çizmişler. Evet. Her şeyi İnanılmaz. Ve her şey böyle kalmış. İnanılmaz muazzam bir şey. Yani böyle bir şey yapmaları, çizmeleri. İnanılmaz. Her şeyi yükselikleri daha göstereyim. Şöyle mesela. Ama
ama her bir sahnesi bir şey anlatıyor. Aynen, her sahnede bak, bir şey. Bak yemek abi. Sahnesi. Bu sahne dünkü gittiğimiz kilisede de vardı bak. Ama şu yukarıdaki de çok detaylı. Bak şu kubbenin üst tarafını gördün mü içini? Aynen. Burayı buraya. Gördüm orayı da. Şurası. Aynen. Yani her sahnesi aslında bir aynen. Başka bir hikayeyi anlatıyor. Ama tabii şimdi bu hikayenin ne anlattığını bilmediğimiz için detaylı bilgi veremiyoruz. Buraya yani rehber eşliğinde diğer rehber eşliğinde aynen. Ya da yani bak mesela buradaki papazları gösteriyor. Ya da rehber eşliği veya şey böyle hani bu Hristiyan dinini çok iyi bilen birisi tarafından anlatılabilir yani. Aynen çok güzel. Tabii dışarıda düğün var. Şansımıza düğüne denk geldik. Ama yani bu detaylar bile çok güzel ya baktığımızda. Mesela bunun arkasında ne var mesela? Var üçlüyorum, bir tane kedi oldu şu an. Düğündüler bak. Bir şey çıkmış. Yani çok güzel burası. Bilmiyorum. Çok ilginç. Bu insanların gördüklerini anlatışı bence. Aynen. Nesiller nesili anlattıkları. Eğleniyorlar valla. Bunlarda davetiye var mı acaba? Önlüğünü kesip davetiye alalım mı? Aynen. Bence çok güzel ya burası. Bakalım başka bir yerlerde bir şeyler var mı? Gördüm. Burada ne var mesela? Buradan aşağı iniyorlar. Buradan aşağı iniyor. Ooo kafa motifleri bak. Nerede bak acaba? Bak boynundan şey yapmış. Adak mı oluyor acaba? Bak içi var. Şeyde kapandı. Onun mu adı acaba? Aynen. Buradan aşağıya doğru dua ediyorlar herhalde. Bakalım aşağıya bir bakabiliyor muyuz? Oraya bir bakalım ondan sonra devam.